Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Sims 2 oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde ailemizi yapıp evimize taşınmıştık. Ondan sonra da videoyu bitirmiştik. Bu bölümde ise normal yaşantımıza devam edeceğiz. Ama ben o bölümden sonra birkaç değişiklik yaptım. İsterseniz size onları göstereyim. İlk başta evimizde değişiklikler yaptım. Mutfağı buradan şuraya taşıdım. Ardından da şuraya küçük bir oturma odası yaptım. Hani böyle kütüphanemiz burada, televizyonumuz burada. Gayet sıcak bir ortam oldu. Burada gazete duruyor nedense. Koymuşlar halının ortasına. Ondan sonra simlerimizin işlerinde birkaç değişiklik yaptım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Sims 2'de gidip işimizi kendimiz seçemiyoruz. Yani seçebiliyoruz ama gazetedeki ve şeydeki bilgisayardaki iş seçeneklerinden iş bulabiliyoruz. Ve ben de istediğim işleri bulabilmek için bayağı bir çabaladım. Ve ondan sonra rastgele işler geldiği zaman da Lisa'yı ne yaptım? Medicine kariyerine soktum, yani tıp alanına soktum diyeyim. Ondan sonra ismi neydi? David. David'i de bilim, yani science şeyine, işine soktum. Günlük kazançları ise David'inki 217 smalin. Şey, bunun adı neydi? Lisa. Lisa'nınki de 280 smalin. Ve evimize şu ağaçtan koydum. Hatırlıyorsanız ben bu ağaçtan bahsetmiştim. Gerçekten çok mükemmel bir ağaç ve şu bu evin haline her yer pislik içerisinde. Ve şu an saat gece 2. Hadi gel bunu sen temizle. Ondan sonra gel bunu bir şey yap yani. Tamir et. Ve ondan sonra arkadaşlar şuraya bir tane uzaktan kumandalı bir araba koydum. Acaba bu hangi paketle geliyor? Hiçbir fikrim yok ama mükemmel bir oyuncak bence. Bakın mesela şu an onunla oynayacaklar. Evin içinde gerçekten bildiğiniz uzaktan kumanda arabayla oynuyorlar yani. Uzaktan kumandalı arabayla. Baksanıza evin içinde dolaşıyor. Bayağı iyi. Hani sanki evin içinde dolaşması garip bir şeymiş diye söyledim ama. Güzel bir şey açıkçası. Ben beğendim. Çünkü ben bunları daha yeni görüyorum. Ben küçüklüğümde Sims 2 eklentisiz oynamıştım. Çok üzücü. Hep eklenti paketi oynamak isterdim ama alamamıştım. Tamam. Hadi bunu da bir çöpe at istersen. Ondan sonra gelin uyuyun. Zaten sizin yarın işiniz var. Onları halletmeniz gerekiyor. Bir de bunu sulayın ya. Dur, yatmadan önce şunu sulayın ki yarın sabahı da para versin, değil mi? Gel buraya yat. Ondan sonra zamanı hızlandıralım. Okey. Keşke şuradaki suyu da bir halleseydiniz ama bilemedim artık. Okey, şimdi sizin işiniz bugün yok büyük ihtimalle. Yani bir tek David'in işi var. Evet, Lisa has the off today. Bugün Lisa boş. Ona ne yaparız acaba? Bugün onun skill'lerini mi geliştirsek? Mesela bakın arkadaşlar, Sims 2'de bir işe girdiğimiz zaman, hani bir işe girdiğim zaman o işin skill'lerini ilerletmemiz gerekiyor. Burada da şuradaki hani şu küçük mavi alan var ya, renkli. O skill'i ilerletmemiz gerekiyor. Yani kariyerimizin bu bölümündeyken bu skill'in dolması gerekiyor. Ve bizim de tıptayken temizlik skillimizin 1 olması gerekiyormuş. Hani temizlik skilli ne alaka, ama hani tıpta da hijyen önemli olduğu için acaba öyle düşünürler bilemiyorum. Şimdi senin şey işin gelmesi gerekiyor. Saat 11'deymiş ama, pardon. Neyse, o zaman sonsuza kadar uyuyabilirsin. Keşke bütün işler ne diyordum en son? Heh. Keşke bizim de böyle işlerimiz 11'de falan olsa yani. Çok mantıklı olur öyle olursa. Şimdi bir kişisel ihtiyaçlarımıza bakalım. Sen acıkmışsın. Ve neden abire gidip şu bahçedeki böcekleri şey yapmaya çalışıyorsun ki, anlamıyorum. Gel şuradan hemen bir cips ye. Hemen birkaç tane ye ki açlığımızı hemen dolduralım. Şunları gidip ilaçlamamız gerekiyor. Hadi gelip bunları ilaçlayalım. Sprey böcekleri var yani bahçede. Çok ilginç. İlginç değil aslında. Bahçede böcek olur yani. Çok mantıklı bir şey aslında. Keşke Sims 4'te falan da olsa. Değil mi yani? Ama çok fazlalar. Gerçekten çok fazlalar. Hadi şimdi yemeğini ye hadi. Bir an önce ye ki. Tamam, işe gidiyorsun. Hatta onu yemeği bırak istersen, hemen işe git. Ardından gel. Sana da bir yemek yedirelim ama ilk başta tabii ki şu paralarımızı bir para toplayalım. Çok saçma bir şey oldu ama. Serve breakfast. Ne bileyim, bir tane cereal yap. Cornflakes yap. Şunları çöpe at diyeceğim ki bunları çöpe sürükleyemiyorduk. Sims 2 oynuyoruz tatlım, sen ne yapıyorsun? Tamam, 40 smalin kazandık. Mükemmel. Evet, yemek yapacak alan yok. Peki. Şunu clean up yap o zaman. Sana ne oluyor? Ne böyle abudik kubudik hareketler?
Kaç, ne yapıyorsun? Öksürüyor musun? Ne yapıyorsun? Hasta mı oldu acaba? Ciğeri sökülecek. Tamam. Onu bir işe yap. Ya ben sana ye mi dedim onu ya? Gel şuradan. Şuna devam et. Aa, şimdi vallahi döverim seni. Hı. Telefon çalıyor. Gel şuradan telefona da bak. Cep telefonu olmadığı için tabii ev telefonları aşktır. Hayır, tabii ki de David'le konuşamazsın. Resume cooking. Aa, bir tane hayvan geldi. Merhaba tatlım, sen bir balinsin. İsmin balin büyük ihtimalle. Şey yapsak mı acaba ya? Bir tane şey alalım bari. Pets alalım. Yani adını unutma. Evcil hayvan alalım, değil mi? Evcil hayvanlar güzeldir. Bir kase daha ye çünkü doymadın onunla. Ben seni biliyorum. Doymadın. Tamam. Bu ne? Environment. Neden bir anda bu bozuldu? Daha yeni yapmıştık halbuki. Bilemiyorum. Hadi gel şunu da bir temizleyelim istersen. Water diyelim. Ondan sonra şimdi bizim işimiz için yapmamız gereken bazı şeyler var. Cleaning. Gel şuradan birazcık cleaning çalış. Aa, tabii birazcık şey oldu. Hijyenimiz de düştü. Gel yıkan. Bakın çok güzel uzaktan kumandalı arabamız var evimizde. Daha ne Sims 3'te ne de Sims 4'te böyle bir şey var. Çok güzel. Yani Sims 3'te yok da Sims 4'e belki ekleyebilirler yani. Erken konuşmamak gerekiyor. Tamam. Şu an ne oldu? Mike, David. Ne Mike'ı? David, işten geldim. Ve cooking'imizin de birazcık artması gerekiyormuş ki arttırmışız. Aferin bize. Tebrik ediyorum kendimizi. Tamam. Şimdi bizim şurayı ilerletmemiz gerekiyor mantıken. Neredeyiz? Ya onları öyle şey yapacağına bir spreylesene yani. Onları ne boşu boşuna acı çektiriyorsun? Direkten spreyle öldür. Ondan sonra seni de tabii birazcık duş alman gerekiyor. Gel duşunu al. Ondan sonra senin fanın düşmüş ya. Gel şuradan uzaktan kumandalı araba oyna. Bu kim? Evimize bir anda girdi. Ne? Benjamin Baldwin. Benjamin Franklin. Sanki ismi ona benziyor. Ona ithafen yapmışlar gibi. Tamam, fanımızı arttırdık diye düşünüyorum ki arttırmamışız. Gel o zaman bilgisayardan bir şeyler oyna. Play. Sims 3 oyna. Şu an çok ilginç. Sims 2'de Sims 3 oynuyoruz. Neyse, güzel bir şey. Gelip herkes şu uzaktan kumandalı böyle oynuyor. Ben olsam ben de oynarım aslında yani. Hadi gelin gazeteden uçak yapalım. Nasıl fikir? Gazeteden uçak. Bence çok güzel. Bayağı iyi. Bakın. Çok iyi ya. Baksanıza. Hemen şöyle löpük diye düştü ama olsun. Şimdi bizim cooking skillimizi arttırmamız gerekiyor. Gel cooking oku şuradan. Cooking. Onları yapmayı bırak. Ondan sonra senin adın Liza. Lizacığım. Bakalım Sims 3'e. Aa, gerçekten de Sims 3 var. Ne? Sims 2'nin içinde nasıl Sims 3 grafikleri oldu? Bu güncellemeyle falan mı gelmiş? Ne yapmış? Güncelleme nasıl Sims 2'de olsun Allah aşkına? Sims 2 çok eski bir oyun. Şu an çok ilginç şeyler yaşıyorum. Neyse gel, sen hafiften acıkmışsın. Sana bir sinek yedirelim. O da cookies olsun tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Biz çocuk yapalım ya. Vallahi zaten bakın yaşlanmamıza 21 gün var. Bu 21 günde çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Sims 2'de Young Adult olayı yok. Young Adult olayı olmadığı için yapacağımız şeyleri erkenden yapmamız gerekiyor. Sen nereye kalkıyorsun tatlım? Relax. Try for baby. Evet. Tamam. Manyak. Evet, yorum yapamıyorum. Yani gerçekten bu bölümü özlemişim. Ne Sims 3'te ne Sims 4'te böyle bir şey var. Gerçekten özlemişim yani bu olayı. Aynı şey Wuhu yapınca da çıkıyor. Tamam ama şey sesi çıkmadı. Din 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 din
Şuraya gel. İkiniz de relax yapın. Tekrardan yapacaksınız. Yani başka çare yok. O sesi duymam gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Relax. Try for baby. İşte ben bu sesi duyacağım. Kaydet. Kaydedelim ki şimdi oyunum kapanır falan çöker. Neyse. Tamam hadi gel şuradan yine birazcık snack ye. Saat kaç? 1. Allah'ım 1 yani. Aslında hiçbir şekilde işe yaramadı biliyor musunuz? Aa biz şunu hiç tek trash yapmadık. Onun için habire dışarı çıkıp yiyorlar. Hiç aklıma da gelmedi açıkçası. Neyse. Tamam hadi. Hemen koş git. Ondan sonra bir de duşunu al. Ondan sonra yat ki bu tuvaletin haline. Tuvalet şu an yeşerdi. Yeşerdi. Tamam ama sen hala doğru düzgün bir şey yemedin. Neyse git de yat. Tamam. Hunger bayağı düşüyor. Üzücü. Bugün senin işin var ve enerjin çok düşük. Ne yapacağız? Aa 40 medal kazandık. Tamam. Sen de uyanır uyanmaz gitti uzaktan kumandalara bu oynuyor. Gerçekten ilginç isimlerimiz var. Suladın mı? Gel sula. Ondan sonra bir kahvaltı hazırla bize. Kahvaltı hazırla. Sir breakfast. Cereal yap. Koca kase cereal. So macaroni gristle cream. Yemek yok. Buzdolabında yemek yok. Ben bu olayı unutmuşum. Simsiki'de bizim şey yapmamız gerekiyordu. Buzdolabına eşya almamız gerekiyordu ki ben bunu unuttum. Harika. O zaman gidip böyle cookie yiyeceğiz. Karnımızı doyurmak zorundayız. Yemek yok. Buzdolabında yemek yok. Aç kaldık. Şu an ciddi ciddi açız. Dolayısıyla hemen bir şeye gitmemiz gerekiyor. Grocery store'a. Grocery store'da nasıl gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Call taksi. Telefondan hallediyordu her şey. Bakın işte Sims'i gidelim telefondan hallediyor. Sims 4 dedim. Neyse biz tek başımıza gidelim. Aa, Repo Man falan gelmesin de fatura. Ama bizim işimiz var. İşimize gitmemiz gerekiyor. Neyse. Boş ver. Sen de işe git bari. Açlıktan öleceksiniz biliyorsunuz değil mi? Ama biz şu an sanırım hamile olduğumuz için işe gitmeyeceğiz. Ki bu güzel bir şey şu an. Mutlu oldum. Gel şu faturalarımızı ödeyelim. 38 milyonluk fatura mı olur? Neyse. Hadi işe gidelim. Şunu kapatayım. Call taksi. Grocery'ye gidelim. Nerede o? Groceries. Hoppa. Tamam. Gidiyoruz. Resmen evimizde yiyecek kalmamış. Ama yani en azından daha gerçekçi yani. Buzdolabındayken satın almak yerine önceden hazırlık yapmak daha mantıklı. Şu müziğin güzelliği. Neyse hemen bitti. Tamam. Şimdi bakın grocery store'a geldik. Selam. Şimdi bizim buradan tabii ki buy diyeceğiz. Ne yapalım? Bu ne? Oo, buzdolabının kaçta kaçını dolduralım? Bence hani buzdolabının direkten %100'ünü dolduralım mı diyeceğim de paramız da o kadar yok. Yarısını dolduralım işte. 300 simyalınlık eşya alalım. Tam 300 olmazsa olmaz. Neyse 302 olsun. Bakın parayı gidip burada ödüyoruz. Çok güzel ya. Ben bu animasyonları özlemişim. Bir şey söyleyeceğim. Acaba ilerleyen zamanlarda Open for Business'da mı yapsak? Bilemedim. Ya ben şu an bunu oynamak istiyorum. Ha, bu çok güzel bir şeye benziyor. Ha, bu parklarda olan şey dönen şey değil mi Allah aşkına? Efendim. Neyse. Neyse bari o zaman gelip salıncakta salalım diyeceğim de boş ver. Zaten hamileyiz ve kar yağıyor. Kışta mıyız biz? Ne ara kış oldu? Ve kışın bitmesi de 3 gün var. Neyse. Ve tekrardan eve gidelim. Kar yağıyor şu an bildiğin. Harika. Home'a gideceğim. Home'a gideceğim dedim. Home'a. Hadi go home. Çok güzel ya. Yay. Hadi. Brown family. Evet bu müziği beğenmedim şu an. Tamam eve geldik.
Harika. Kapıyı aç da in. Hop. Aa, elimizde eşyalarla geliyoruz. Ya harika ya. Çok gerçekçi bunlar. Bayağı iyiler. Bakın bunu şu an buzdolabına koyacağız mantıken. Çok güzel ya. Tamam, hadi artık yemek yiyebiliriz bence. Cips yiyelim. Aa, bir de uykumuz geldi, görüyor musun? Durumumuz bayağı kötü. Neyse, bir açlığımızı tamamlayalım da. Aa, uyuyor ya. Wake up diyelim. Gel şurada bir tuvaletini yap ki bu tuvaletin halini... Tamam. Tamam. 217 ismi alında David işten geldi. David'cim artık şunları temizlemek sana kalıyor. Temizlersem temizlersin bence. Aferin. Heh, bir de duşunu al. Aferin. Hem temizler hem kirletir. Tamam, bunu da istersen bir temizle. İlk başta bir tamir et. Evet, tamir ettikten sonra bir de temizle. Heh. Bir de şunları water yap. Bir de harvest yap ki para topla bir tane. Tamam. Bunlar ne? Aa, gazete okuyacağız. Ve bir tane kedi yine evimizin önüne geliyor. Harika. Selam. Şimdi bu ne? Give gift. Hayır. Talk a relative. Hayır. Şu relative torun demek değil miydi ya? Ne bileyim, sallamış da olabilirim. Salladım kesinlikle. Hadi şunları at evden. Uzaklaştır. Recycle. Hijyenin düşmüş. Gel hijyenin. Bunlar ne kadar çabuk hijyenin düşüyor ya? Vallahi bunları ben bir doyuramadım. Baksanıza, habire açlıkları düşüyor. Neyse, sen gel karına bir yemek hazırla Davidcim. Serve dinner. Spagetti. Spagetti yap. Evet, ama sadece bir tane tezgah eksik diye şu an yemek yapamıyoruz. Tamam. Evet, çöpü de evin ortasına koydum. Nereye koysam çöpü? Şuraya koydum işte. Tamam. Evet, gelip artık spagetti yapabilirsin diye düşünüyorum. Şunu gel. Resume cooking. Bunların da bir ihtiyaçları çoğalıyor, bir azalıyor. Bilemedim artık. Hı? İkiniz de gelin yiyin. Ondan sonra sen gel tuvaletini yap. Ondan sonra uyu. Evet, onu da bir buzdolabına koyarsanız güzel olur aslında. Evet. Sleeping pijama ile yat. Ondan sonra sen... Hayır, ilk başta bir tuvaletini ya. Ondan sonra dişlerini fırçala. Sonra... Aa. Karnımız büyüdü. Ama göremedik. O kadar hızlı gerçekleşti ki göremedik. Neyse. Gel uyu. Have a baby. Bu tabii ki de bunu sabitleyelim. Seni zaten bunu sabitlemiştik. Ondan sonra bu ne? Learn anger management. Hayır. Tamam. Okey. Zaman hızlı ilerliyor zaten. Bu ne? Evet, yine kar başladı. Bir de kar tutsa keşke dedim. Bir anda her yer beyaz oldu. Böyle Sims 2 çok hızlı bir oyun anlaşılan. Oo, bir anda gece oluyor, bir anda gündüz oluyor, bir anda kar yağıyor falan. Yani artık bilemiyorum. Çok acıkmışsın. Hadi şuradan spagetti ye. Ve ondan sonra ya, bu yemin ederim hamile olduğu için mi böyle yemek yiyor, yoksa yemek yiye yiye bir hal oldu. Baksana, bir de uyuyor böyle tabağın üstünde. O daha da bir hoş. Tamam, hadi sen işe git artık. Aa, her yer çok güzel oldu. Her yer bembeyaz. Harika. Bu ne? Aa, bakın. Tatlım, kar yağıyor ve sen şortla mısın? Şort ve kısa kollu. Yani üşürsün bak. Üşümek ne kelime? Donarsın. Ah, bu da böyle elbise giymiş. Mis. Harika. Sen zaten işe gitmeyeceksin. Ha, gittin değil mi iş? Aferin. Ondan sonra şuradan şu da artıyormuş. Yes. Sen de keşke öyle uyumasaydın da uyudun yani. Ne yapayım? Kalk. Hop. Yüzünü böyle gömdün sürü şeye, yemeğe. Onu da ye. Bunu da ye. Vallahi ye. Tamam. Fanın bayağı düşmüş. Gel uzaktan kumandaları oyna. Veya Sims 3 oyna. Tuvaletin varmış. Tuvaletini yap. Ondan sonra gel oyna. Ne kadar uykuya meraklı. Aman ya Rabbi.
280 mi aldık bir anda? Çünkü sanırım şey oldu. Hamile olduğumuz için işe gitmiyoruz ya, oradan bize parayı veriyorlar direkt. Direkt diyecektim ve direkt diye bir ses çıktı. Neyse uyusun hadi, ne işi ne ki? Allah Allah. Kar yağmayı bir anda durdurdu. Ve bakın gideceğimiz yeri daha net görmemiz için dışarıya masumuz ilerlettiğimiz zaman böyle farklı bir şey oluyor. Beğendim. Keşke bir de hayvan alsak. Neyse onu da bir sonraki bölümde hallederiz diye düşünüyorum. Hijyenimiz bayağı düşmüş. Gel şuradan banyo yap. Ondan sonra şunları halledersin diye düşünüyorum. Evet. Aferin. Şunu da bir clean up yap. Ondan sonra take out trash. Gel tuvaletini yap. Ondan sonra yapmamız gereken ne var? Cooking var, cleaning var. Şey, cooking 2 olmuş, cleaning 1 hala. O zaman gelip cleaning çalışalım. Cleaning çalışalım, harika. Hadi bir de hayvan alalım. Hayvan aldıktan sonra simlerimizi yatıralım ve bölümü bitirelim. Şimdi hayvanı ben nereden alacağım acaba? Hani bu bir zaten ayrı bir olay. Aa, business, start home business. Hayır. Bilemiyorum. Gerçekten hayvanı nereden alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam. Onu zaten hallederiz ya. Ben internetten bakarım. Gameplay izlerim birazcık. Sen niye yine sinirlendin acaba, sorabilir miyim? Tüm gün boyunca yattın. Yattıktan sonra hala gelip uzaktan kumandalı araba oynuyorsun. Bilemiyorum. Talk about hobby. Aa, hadi gel bununla hobilerin hakkında konuş. Talk about hobby. Tinkering. İşte. Multitasking olmayınca hafiften oyunculara sinir krizi geçirtebiliyorsunuz, simciklerim. Gel. Talk about hobby, tinkering. Evet, harika. 500 şey kazandım. Play with David. Ne oynayacaksınız? Play Red Hands. Kırmızı el oynayın. Hani şu şey var ya. Ne? Bu oyunun adını unuttum. Gerçekten unuttum. Neyse, oynuyorlarım o şu an. Harika ya, çok güzel. Başka ne? Tell joke to David. Buna bir şaka yapalım. Talk. Nereden yapabilirim acaba? Neyse. Bu neymiş? Appreciate David. Appreciate'in ne olduğu hakkında hiç fikrim yok. Admire diyeceğim. Tamam. Bunu da hallettik. Bayağı bir şu an şuradaki skill'lerimiz, yani puanlarımız artıyor. Bu ne? Hayır, almayacağım. Ben başka şeyleri bir için biriktirmek. Bakın mesela bundan biriktirmek istiyorum. Pastörize süt yapacağım ben. Okey. Tamam. Ondan sonra isteklerimize hala devam edebiliriz. Bu ne? Talk to David'i boş ver. Entertain David. Hadi. Entertain. Joe. Evet. 500 de buradan kazandık. Bayağı hızlı kazanıyoruz, biliyor musunuz? Tickle David. Ben de buradakileri sadece yapıyorum yani. Hiçbir şekilde anlamlarını bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sims oynamak gerçekten insanın kelime haznesini aşırı derecede genişletiyor. Tickle. Evet, tickle şey sanırım, böyle gıdıklamak. Hani böyle bazı insanlar alır parmağını böbreğinize sokar ya. Tik denir. Tik ile oynamak denir. Böyle alır parmağını böbreğine sokar, yeri çıkarır. İlginciz. Tamam, sen de yemeğini yat, uyu artık. Ondan sonra bölümü bitirelim. Evet. Evet, duşunu da al. Zaten şu an sana hayat en güzeli yani. Ye, iç yat. Mis gibi. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bu bölümü de burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir Sims 2 oynuyoruz bölümünde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.